Annenin adı neydi? İnanmıyorum, annenin adını Mine. Unuttun. Yok, konuşamadım bir anda. Mine. Neden konuşamadın? Sakin ol lütfen Barış. İyi misin? Sakin ol. Biz bir sürü zor şey atlattık. Uzun zamandır annemin ismini kimse sormamıştı onun için. Alparslan izleyecek. Alparslan izleyecek bunu. Biz ona güzel anı bırakacağız. Biz onun güçlerine babasıyız. Nikah masasında bana en son annemin ismi sorulmuştu. O da yaklaşık 3 yıl önce olduğu için bir anda duygulandım. Peki Barış, çok şey yaşamışsınız annenle. Bana sorarsan et tırnaktan ayrılmaz. Ne olursa olsun ama biz hep sizi dinledik. Şu anda Barış, annen karşında, telefonda. Kayınvaliden telefonda. Mine Hanım merhaba. Merhabalar Zahide Hanım. Barış, sizin adınızı duyunca gözünde yaşlar duydum belirdi. Zahide Hanım. Şu anda ne diyeceğimi bilemiyorum. Kulaklarıma da inanamıyorum. Benim şu anda eşim rahatsız Zahide Hanım. Çok geçmiş Biz olsun. Bir aile içi sorunlar yaşadık. Fakat bu tek taraflı olmadı. Çift taraflı oldu. Aile içi sorunlar yaşadık. Benim eşim rahatsız. 5 haftalık hastane dönemi geçirdikten sonra evdeyiz. Eşimin beyninde büyük bir sorun var. Çok Eşim ölümlerde öldü, geri geldi. Barış zaten yoğun bakımda babasını gördü. Eşim gitti ve geri geldi. Barış, ben eşimi artık hiçbir sorunla karşılaştırmak istemiyorum. Şu anda da zaten bu olayı duyduğundan beri başı çok kötü ağrıyor. Şu anda ondan gizli konuşuyorum. İçeride kendisi. Kulaklarıma inanamıyorum zaten. Oğlumla görüşüyorum da. Buraya da geldi. Ben kendilerine hoş geldiniz de dedim ama bana kimse, oğlumla sarıldım. Kimse bana geçmiş olsun demedi. Bu bizim aile içi sorunlarımız. Yani ben Peki şu anda siz, bu sorunlarla siz... ilgilenmek istemiyorum. Çünkü Hep benim işim şu anda gerçekten iyi değil. Haklısınız, çok geçmiş olsun. Ben hep onu derim, yani et tırnaktan ayrılmaz. Biz tek taraflı dinledik. O yüzden teşekkür ediyorum bir kere. Evet, bağlandığınız için, kabul ettiğiniz için. Çünkü rica dün, ederim, rica dün ederim. Eda Nur öyle bir anlattı ki olayı. Hani şimdi biz tabii ki bir şey değiliz, yani karar verici merci değiliz. Sadece bunlar inanın her ailede yaşanıyor. Farklı farklı ama yaşanıyor. Ben şunu anlayamadım. Hangi kayınvalide gelininden nefret bile etse hani torunundan uzak kalabilir? Mesela size torununuz çok yakındayken fotoğrafını görmek istedi ama torununu görmek istemedi dediler bana. Ben inanamadım. Ya da hani hiç gelmedi, bizimle hiç ilgilenmedi. Madden manen, maddeni geçtim manen hiç yanımızda olmadı annem dediler. Doğru mu? Hayır, değil. Neye geldin? Hayır, sorunlar o şekilde başlamadı. Nasıl başladı? Ya Zahide Hanım. Yok, ben şu anda gerçekten bu benim aile için bir şeyim. Ben oğlumu da orada rencide etmek istemiyorum. Kızımı da rencide etmek istemiyorum. Ben senin kızın değilim, benim annem var. Bakın kızım diyorum. Peki Barış'a ben... söylediniz mi babasının hani durumunun çok ciddi olabileceğini? Biliyor Barış, babasının geldi yoğun bakımda. Biliyoruz. Doktorlar kendisine Biliyoruz. Söylediler. Ben her şeyi hazırlıklı geldim. Bu şimdi olan Barış şey. Hatta, daha önce olmuştu. Barış hatta, yok, ben, Barış, Barış hatta ben geçen hafta da buraya görüştüm. Geldiğinde doktorlar kendisine söyledi, hazırlığınızı yapın dediler. Barış da babamızın nereye gömeceğini bana sordu. Ay. Nereye götüreceksin anne diye. Evet. Yani bu tek bizim aile sorunumuz. Hani dışlanan yaşarken, tek evlat olarak orada ben vardım.
yaşarken de öyle bir şey daha sormak biraz erken değil mi Barış? Doktorlar hiçbir umut yok dedi Zayda Hanım. Hayır, hiçbir umut yok. Doktorlarımız söyledi. Bir şey daha söylemek istiyorum Zayda Hanım. Buyurun, benim yanımda herkes buradaydı. Herkes buradaydı. Herkes destekti. Ben kimseyi görmemezlik yapmadım. Kimseye dışlama yapmadım. Biliyor musunuz, sizinle konuşmadan önce sizi daha farklı hayal ettik biz. İnanın mesela bu şekilde düşünmemiştim ben. Ne olur hakkınızı helal edin. Çünkü helal hani hoş olsun. Eda hoş olsun. Sizi öyle bir anlattı ki hani asla bizimle muhatap olmuyor. Ve mesela kızım dediniz. Hayır. Benim için çok değerliydi. Bak Eda Nur şu an mesela İnsan bu ses... kızını istemeye gelir. Ben onu 3 senedir hayatındayım. Hayır, bakın, madem öyle. Hanım, çok boşuna laf olsun diye kızım demesin. Benim onların, annem var zaten. Onların anlattığı gibi değil. Ama Eda Nur bak öyle deme. Kadın bir saniye sana... bir şey söyleyeceğim Zayda Hanım. Kızım buyurun. Demek çok için 3 sene mi bekledi? Gelişti. Onlar kendi haklı yönlerini şey yapıyorlar. Benim de haklı oldu. Bizim de eşimle haklı olduğumuz. Ben sizinle hiçbir diyaloğa girmedim evet, bugüne kadar Mine Hanım. Eda o yüzden de haksız olacağım. Hiçbir Eda şey yok. Eda Hanım'la konuştum evet. Ama o anda nöroloğa gidiyordum. Doktora beynimde bir sorun vardı. Ben de nöroloğa gidiyordum. Ve konuşmayı kısa kestim. Bunları dedim sonra konuşalım. Ben doktorun yanına gidiyorum. O anda başka bir hastaneden başka bir hastaneye gidiyordum. Kendim evet, için. Hatırlıyorum. Lütfen bu bizim aile içi sorunlarımız. Ben daha fazla kalmak istemiyorum. Tabii ki ama onları da bir şey söyleyeceğim. Daha fazla rencide etmek istemiyorum. Anladım. Siz daha ağır başlı davranıyorsunuz. Peki torununuzu kaç kere gördünüz? Torunumu hiç görmedim resminin dışında ve görüntülü WhatsApp konuşması dışında hiçbir şekilde görmedim. Ben o kadar kötüyüm ama WhatsApp'ta gösteriyorum. Hiçbir şekilde görmedim Zayda'nın. Peki torununuzu hiç yani merak etmiyor musunuz? Mesela size benziyor mu? Evladınıza benziyor mu? Ediyorum. Bir alıp koklamak istemiyor musunuz? Ediyorum. Ediyorum. Etmez olur muyum? Eşim de ediyor. Eşim de torunlarıyla hayatta. Tabii öyle olması lazım. Onlarını görerek hayatta. Ama hep kız tarafının çocuklarını görüyor herhalde. Hani oğlunun çocuğunu o da herhalde görmedi. Ben kızımın çocuklarını da şu anda görmüyorum. Kızım eşiyle Trabzon'da oturuyor. Aynı şekilde resimlerini görüyorum ve görüntülüyü görüyorum. Ama pardon. Onları bir öptünüz, kokladınız, bir kucakladınız değil mi? Biz hastaneye gittiğimizde bile o torunlarını anlatıyordu yanımızdaki akrabalar. Hiç Alparslan'dan bahsetmek ya da sormak yok. Benim yanıma ne torun getirildi ne çocuk. Hiç kimse gelmedi benim yanıma. Getirselerdi ister miydiniz görmeyi? İstemez olur muyum? Bana bir geçmiş olsun sözü söylenmedi. Mine Hanım zaten oraya gelmeleri... Aslında bir taraftan... Hiç istenmediğim halde, hiçbir şeyimde var olunmadığı halde ben oraya gitmişim. Daha ne yapabilirim? Orada ben varım, hiç tanımadığı gelini var orada. Hiç diyaloğa girmediği, hakkında hiçbir şey bilmediği gelini gitmiş zaten oraya. Bu en büyük geçmiş olsun zaten, daha ne olabilir? Hani ben konuşmak istemiyorum diyorsun ya. Konuşmak istemiyorsan keşke bağlanmasaydın o zaman. Ben bir şeyler söyledim. Hayır, o zaman da bunları tek biliyorsun olurdu. Sen de. Onun için bağlandın bana. Abi, cevap saniye, vermek için. Ben bu şekilde muhatap olacağımızı düşünemedim. Hayır hayır. Bilemedim. Tabii ki çünkü bağlansın bana... bu iyi bir şey. Çünkü işte bir şey, o zaman söylesin benim hakkı var. Benim arkamdan söylediği kötü şeyleri, çocuğun arkasından söylediği kötü şeyleri şimdi yüzüne de söylesin. Onların hepsi yalan olduğu için şu an söyleyemiyor.